istersen. Sevgili tamam. seyirciler, Altıgöz Köyü iddiası ortaya atıldı. Hatta Osman Çıtırık'ın Reşit'in babası olabilir iddiası ortaya atıldı. Sonraki bu iddiaların beraberinde Osman Çıtırık'ın oğlu Kral Çıtırık yayına bağlandı. Hem DNA testi yaptırdı. Hem de köyde Navroz adındaki çobanın eşinin çocuk sattığını söyledi. O satılan çocuk Reşit olabilir diye önemli bir cümle kurdu. Günlerdir Navroz'a ulaşmaya çalışıyorduk. Şimdi stüdyoda ve canlı yayında olacak sorularımızı soracağız, iddiaları da cevaplayacak. Önce bir hatırlatma, ardından o beklenen kadın Navroz yayında. Reşit aslında köyde doğduk. Hangi köy? Ceyhan'ın altı gözlüğü. Navroz'un anneniz olabileceğini düşünüyorum. Bu Altıgöz köyüne gelin geldim. Navruz iki tane çocuk satmış. Kerime Hanım'la bir bayan daha çocuğu almışlar gitmişler. Esra Eroğlu ekibi Altıgöz köyünde. Reşit'in ailesiyle ilgili öyle iddialar atıldı ki herkes şok oldu. İddiaların tam merkezindeyiz, Altıgöz köyündeyiz. Reşit'in doğduğu iddia edilen o evin önündeyiz. Yani Reşit'in ailesi bir çoban, Navruz ve Ökkeş çifti. Çok önemli iddialara sahipsiniz. Reşit sizce orada mı doğdu? Bu çocuğu Osmaniye'den getirdi, Navruz'a teslim ettiler dediler. Navruz da bu çocuğu satmış. Navruz da bu çocuğu satmış. Satınca da rahmetli Semed Altıgöz bu çobanı köyden kovdu. Navruz iki tane çocuk sattı. Çocuğu verdiklerinde ben biliyorum yani. Bir çiftli lenzik, birini avrada vermiş, birini de aracı yemiş. Ondan sonra ortada çocuk kayboldu. Onu da rahmetli köyden bir tanesi Adana'dan birine verdiklerini söylediler o zamanlar yani. Kime verdiklerini bildiğim yok yani. Ama bu Navruz'dan çocuk değil. Bu çocuk ya Osmaniye'den ya Adana'dan ya Ceyhan'dan yani bir yerden getirmişler. O çobana avradına teslim ettiler. Alkışlarla Navroz geliyor. Navroz. Hoş buldum. Nasılsın? İyi canım, sen nasılsın? İyiyim. Bütün ada seni, Adana'da seni arıyor. Beni mi arıyorsunuz? Evet. Ben de geldim yanınıza arıyorsanız. Şimdi önce geldiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmin o kadar fazla geçti ki yani ismindeki evet. Hem isminin geçmesi hem o seninle ilgili olan anlatılanlar, köyden ayrılmanız, kovulmanız filan. Evet. Hepsini sormak istiyorum. Evet, sor, ben de cevabını öncelikle, veririm. Öncelikle Osman, yani Samet Altıgöz'ün evet. torunu Kral Çıtırık. Evet. Önemli bir cümle kurdu bize. Dedi ki işte Navroz'la ilgili bazı konular vardı, çocuklarını satıyordu. Bundan dolayı evet. köyden kovuldu dedi. Ve çocuklarını gerçekten sattın mı, bunları konuşacağız. Önce Altıgöz Köyü'nden bir görüntümüz var. O görüntü ekrana gelecek. Sonrasında da Navroz'a bütün sorularımızı soracağız. Reşit aslında köyde doğdu. Ceyhan'ın Altıgöz köyünde. Bu Altıgöz köyüne gelin geldim. Kerime Hanım'la bir bayan daha çocuğu almışlar gitmişler. Elinizi ayağınızı öpün. Bana iyice bakın. Sen bak hele. Tamam. Kesinlikle. Sen değildiğini kabul ettik. Bana verenler... Vermek etek yürecin olduk. Bana verenler çıkmıyor. Ben 3 aydır dimdik oturuyorum. Sana kim verdiyse buluyor. Çıkmıyor işte Leyla Atay. Çıkmıyor. Attılar bizim aileye. Leyla ile beraber gittik. Leyla Atay'la. Bu evimden aldın diyor ama ne zaman? Kim aldı? 84 yılında. Ayın 12'si. Şöyle bir şey de söyleniyor. Bu bebek dışarıdan getirilmiş olabilir Nevruz'a da deniyor. Sen görürdük ya. Görürdük yani. Bebek doğurdu burada.
4-5 gün sonra şavrallı bir avrat geldi. Taksiyle aldı götürdü ya. Sattı mı? 20. İcatı da. Ben sana benzediğini benzemediğini ben. Bana yapanlar, bu zulmü yapanlar utansın. Ve onu kaç civarlarında geldi o kadın götürdü o saati. Akşamüstü aldı gitti. Bunu her kişi gördü. O Songül dediğimiz kişinin vallahi bucağından aldık biz de işini. Ama Songül Hanım'ın çocuğu bile yok meydanda. Aklı gelip gidiyordu kadının. Kadının da aklı gelir gidermiş. Ben hiç tanımam. Köydekiler öyle diyor. Ben hastaneden aldığımda göbeği üstündeydi. Çöpü bile yok. Kaç günlük çocuktu? 5-6 günlük çocuğuydu. Tamam yine göbeği üstünde. Kaç sularında aldılar akşam? Vallahi akşama öğlen sonuydu. Bir taksi geldi. Saat söyleyebilir misin? Saati söyleyemem aga, ne bileyim. Avratlar da dedi ki nereden aldın bunu diyorsun. Niye verdin diyorsun. Bir şey, kirpiç çöpü bilenciğine verdim dedi. Çocuk nerede doğmuştu? Bu içeride doğdu. Reşit'in doğduğu iddia edilen kulübeye gitmek ister misin? Giderim tabii. Reşit buradan alındıysa Reşit bu evde doğdu demektir. Ya burada doğurdu ya her kişi bilir. Doğru da işte eğer doğum evine evet, getirip verildiyse aynen Reşit burada olabilir. Şimdi hazır mısın Reşit'in doğduğu yer olarak iddia edilen yeri görmeye? Göreyim bakayım. Eğer yapanlar utansın, verenler utansın. Ben Allah için aldım. Kaderimmiş baktım. Çok şükür elhamdülillah Allah'ın izniyle. Ama göreyim. Burada mı doğum yapacak bizler? Vay kızım vay. Allah'ım sana sığınıyorum. Ben utandığıma, beni utandığıma bu yapanları çıkar Allah'ım bu çocuğun bu adam içinde burada yaşamışsa. Çıkar! Çıkar! Yeter artık! Satmadım, hırsızlık ettirmedim. Teriyle terbiyesiyle büyüttüm cineyi. Ben lazım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem sunam sunam dağlar duman ama. Allah rızası için. Neyse biliyorsanız oy. Ben olayım. Bildiğimiz, gördüğümüz bir araba geldi aldı gitti. Resmi yok mu? Hepsi bu. Bilmiyorum. Şurada tarlamız var oradan geliyordum. Öğlen sonu ikindin arası. Ben oradan geliyordum. Araba geldi çocuğu sardılar aldılar. Şöyle ettiğini gördüm. O da bak bilezik vermiş. Ben bileziği görmedim. Ama kadının yüzünü dahi görmedim. Babayı siyah şamları bir kadın. Annesi burada mı duruyordu? Seni verenler utansın, verenler utansın. Ben aldım Allah'ın izniyle ama anne yine bulacağım inşallah. Bulacağım edenler yalan koydum bilmeyeceğim. Sakin gel. Allah rızası için nerede oturduğunu söyleyin. Kim başına iş geldi? Abi saklıyorlar mı? Allah bilir. Ne olur yardımcı olun bırak ya. Evet Kerime abla Reşit'in doğduğu iddia edilen yeri gördü. Biraz fenalaştı. Biz anonslarımızda Navroz Hanım, Navroz Hanım diye çağrılarını yaptık ama gerçek adınız Nazife Dağlı. Evet. Oğlun Veli Bey ile stüdyomuz var. Veli Bey siz ekranda gözükmek istiyor musunuz? İstemiyorsunuz, içiniz rahat olsun. Oraya şey yapıldı, duyulmadı ekranda. Şimdi Navroz abla. Efendim. Ne sorsam, önce şunu sorayım. Sor. Çocuk sattığın doğru mu?
Hayır, şimdi burada anlattılar. Hepsi duydu değil mi? Evet. Ben bu konuştuklarının birini gene Allah uçu, birini gene kabul etmiyorum. Ben verdim. Ben bu Semet Altıgöz'ün orada çobancılık yapıyordum. Semet Altıgöz'e bu Ali Bey belki duyuyordur, duysun. Evet. Bağıra bağıra konuşuyorum, duysun deyin. Bu görüntüsü olmayan, senin ilgili iddiaları olanla ilgili. Ondan sonra bu iftira atıyor. O adam elin namusunda gözü yok, ırzında gözü yok. Ben malına bakıyorum. Ya şöyle geçip de, ya bu benim malımı da ne ettiniz, ne etmediniz demiş bir insan değil. Evime gelmiş bir insan değil. Fakir babası. Bu konu da yalan. Ben Kösüreli Altıgöz'de bir durumum iyi değerliydi. Çobancılık yapıyordum. Söyleme sahip çocuğumun üzerine giydirecek sırt bulamıyordum. Bahçede, bulanık bahçede ablam var. Bulanık bahçede? Evet, ikisi de kocası da vefat etti kendi de. Ablamın kızının öğretmeni vardı. Bana dedi ki geldi bir gün yanıma, bacım Nazife dedi, durumun hiç iyi değil. Bu çocuğu yazık günah okudamıyorsun, o kadar çocuğu okudamadın, adam edemedin. Bu çocuğu vererek öğretmen kendisi de okusun, adam olsun dedi. Ha, ben kızımı verdim. Kösüreli Altıgöz'de bu... Oğluma gelelim. Şimdi bir tane kız verdin, bir de oğlan verdin. İki tane çocuk. Evet, dur, bunu da vereceğim. Bunda beyiminle aile arasında olabilir ağız çangası değil mi? Ha, beyiminle abi biraz çangası yaptım. Çocuğu aldım. Baba tarafım İslahiyeliydi. Ben baba tarafıma gittim. Kahramanmaraş. Evet. Halalarım dedi ki ne? Nazif sen bu çocuğa burada bakamam. Beyinden de ayrılmışsın. Yazık günah. Ufak. Daha ben o çocuğuma süt veriyordum. Biberonla. Ondan sonra burada dedi bir madde durumu iyi var ona verek dedi. Ben oğlan çocuğumu da İslahiye'de Haltanlı köyüne verdim. Açık açık konuşuyorum bak. Satma yok. Para alma yok. Ha. Şimdi bilezik dediler kirpit çöpü. Evet. Adana'dakinin kadın dedi ki ne bana öğretmen olan alan kız daha annesinin yanına aldı. Teyze dedi ben bunu senin çocuğun karşılığa vermiyorum dedi. Ben bunu içimden gelerek sana bir hediye olsun olarak veriyorum dedi. Ben çocuğumun ikisini de para yerine sattımsa Allah buradan beni emal etmesin. Ama boşuna konuşuyor bu Altıgöz. Ama şimdilik de Ali Bey'le de ben görüşeceğim. İftira atmasına gerek yok. Şimdi iki tane çocuk verdin. Evet, biri kız, biri evet, erkek. Evet, bir tanesi senin kendi kız kardeşinin. Kızının öğretmeni evet. vardı, onların çocuğu olmuyordu. İzmit'te, evet İzmit'te. İzmit'te. Kız İzmit'te, oğlan İslahiye'nin Haltanlı köyünde. İslahiye'nin Haltanlı köyü. Haltanlı köyüne evet. verdin. Evet. Görüyor musun her iki çocuğunu da? Çocuğumu görmüyorum da halamgilden haberini alıyorum. Halam diyor ki bir gün git gör diyor. Şimdi de benim oğlum orayı aradı. Biz o çocuğun orada olduğunu olmadığını öğrenmek istiyoruz. Peki köyden... Kocanız Ökkeş Bey'le, evet. Samet Ağa rahmetli tabii, Altıgöz tarafından zamanında bu çocuk sattığın ve verdiğin için kovulduğun söylendi. Hayır, hiç kovulma ne hiçbir şey yok. Kovulma ne hayatta hiçbir şey yok. Yalan, iftira, iftira olmasa koskoca ekmeğini yediği, suyunu içtiği Ali Bey bu iftira yatmaz. Tamam, ha bir de şunu ama konuşabilir miyim? Kral Bey söyledi. Efendim? Kral Bey söyledi torunu. Ha. Tamam hayatta kovulmadık. Ondan sonra sana şunu da soracağım. Bu köyden... Yani senin oradan Kösveli köyüne gönderildiğin, Kösveli'nin de seni kabul etmediği, sen bu Altıgöz'le Kösveli arasında bir yerde yaşadığın söylendi. Orada yaşadık. Biz benim beyime de dedik ki, Semet Altıgöz demiş ki, bu inağı sağan kimse yok, hanımın sağıyordu. Bu inağı sağan yok, siz gelin ben başka tutucum dedi. İnağı tabii erkek sağamaz, makinede yiyordu o zamanlarda. Hı hı. O yüzden... Ben dolmayancık mecbur onu yaptı. Kaç tane çocuğunuz var Navruz Hanım? Benim mi? Benim 5, 6 kız, 3 oğlum var. 6 kız, 3 tane oğlum var. 8 tane herhalde. Son 2 tanesini mi verdin? Evet. Son 2 tanesini evet, verdin. Evet 2 tane açık açık konuştum ben. Bir de şunu demişler, bunu da duymuşsunuz. Ben çocuğu, bunu herkes yani şahit olsun biliyorlar. Cizme var, naylon cizme. Evet. Ha, ben bu çocuğu cizmenin içine koymuşum. Evet. Kafasına da şöyle yazma örtmüşüm. Evet. Çocuğu balkona koymuşum. Bu cizmeye bu ayak zor sığıyor da bu çocuk nasıl sığacak ben bunu hayret ediyorum.
Peki köyde başka çocuğunu veren kadınlar var mıydı? Bunlara aracılık ettiniz mi? Hayır, hiç kimseye, ben hiç kimseye pek haram iyi olmazdı. Hiç kimseye de gitmezdim ben. Ben kendi işimden, malına mal elinden uğraşırdım. Peki siz Altıgöz köyünde oturuyorsunuz. Evet. Hani orası ulaşımı çok kolay olan bir yer. Evet. Değil. Oradan kalkıp Maraş'a gidiyorsunuz çocuğunuzla. Yani evet, o zaman diyorsunuz ki biberonla evet. Süt veriyordum. Kaç aylıktı? Vallahi kaç? 3-4 ay. Ha, Kilis. Mesela oradan kalkıp Kilis'e gidiyorsunuz 4-5 aylık çocukla. Orada çocuğu veriyorsunuz. Evet. Diğer çocukları ne yaptınız? Yani seni nasıl buluyorlar? Navroz nasıl çocuğunu verir bu kadar eminler senden? Benim adım... Ali Bey. Hayır, onu söylemiyorum Navroz abla. Mesela evet. Sen kendi köyünde de biri senden çocuk istediğinde ya da yakının aracılığıyla çocuk veriyorsun. Kalkıyorsun, kilise gidiyorsun, kiliste de çocuk veriyorsun. Nasıl eminler senin çocuklarını vereceğinden? Onu merak ediyorum. Ya işte benim akrabalar dedi, böyle böyle dedi, bakamıyorsun, okutamıyorsun dedi. Hiçbirini okutup bir adam edemedin dedi. Belki burada dedi biri okudu bir adam eden olur dedi. Birini okutup da bir adam edemedim. Neden edemedim? Fakirliğin yüzünden edemedim. Kim? Eşinizle ortak kararınız mıydı bu? Eşinizin haberi var mıydı? Evet, vardı. Ama az önce dediniz ki ben ayrılmıştım, eşimin haberi yok. Yok tabii canım, ben de birleşecek söylemiştim. Ben böyle böyle dedim. Verdim çocuk dedi, çocuğu verdim dedim. Samet Beylerin yanında kaç yıl çalıştınız Altıgözlerin yanında? Vallahi ne kadar çalıştık. Epeyim çalıştım ben. Peki siz durumunuzu ona anlatmadınız mı? Bak çocuk var, bakamıyorum, yardımcı olur musunuz? Herhalde yardımcı olurlardı. Yani niye diğer ya, bir seçeneği evet, tercih ettiniz? Evet oldular, olmadı derler de işte. Yani çünkü hani iki çocuk değil. Evet. Yani onun öncesinde 6 çocuk var. 6 çocuğa bakabilen 2 çocuğa evet. Da bakabilir. Evet bakabilir de ama işte nasıl oluyorsa verdik. Şimdi biri kızdı. Kızı öğretmenlere verdiniz. Onların evet. Çocuğu olmuyordu değil mi? Evet. Diğeri de erkekti. Mustafa koymuştum hatta adını demişsin. Evet. Evet. 3-4 aylıktı. Ve en kızdığın şey de bizim köyden kovulduğumuz iddiaları. Hiç kovulmadık. Peki mesela Altıgöz köyüne gittiğimizde hani köyün ağaların çocukları, torunları sizin oradan dedeleri tarafından kovulduğunuzu söylüyor. Köyde yaşayanlar aynı şeyleri söylüyorlar Navroz abla. Niye? Ben yiyordum geldiklerinde. Ben oradan Düzüçü Osmaniye geldiklerinde ben orada yiyordum. Ben İslahiye diyedim. Halam gelin orada diyedim ben. Hayır ama bütün köy yani mesela senin ismin geçtikten sonra çocuk verdi. Biz bir çocuk verdiğini biliyorduk. Sonra iki çocuk dediler de hani ihtimal vermedik. Acaba verdiği o çocuk da reşit olabilir mi diye düşündük. Çünkü herkes bu ihtimalin üzerinde durdu. Vallahi olmak olsa ben talih sonucu vermişim. DNA testi. Evet. Ha o da yarın çıkıyormuş. Çıktıktan sonra oysa başım üstüne. Her zaman uçu kapım açıktır. Ben seni kabul etmem ki teyze. Sen bilin. Sen beni satmışsın, nasıl kabul edeceğim? Ben seni parasından satmadım yani, ki. Bana göre evladını satan Kerim Ongun'un tırnağı etmez. Ben... Ağır konuşmayalım, dikkat edelim sözcüklerimize. Hah, buyurun. Şimdi ben 41 yaşındayım. Evet. Benim ufağım 4 tane var. Yani Reşit'ten olsa en ufak kardeşim benim. Yani Reşit Bey'den önce. Evet. Benim 4 tane ufak var benden aşağı. Siz kaç yaşındaydınız? Ben 41 yaşındayım. 41 yaşındasınız. Hadi birer yıl olsa. Evet. Şimdi Reşit'ten önce 28 yaşında, 28-29 yaşında. Hı hı. Yani. Yani Reşit'in olma ihtimali yok diyorsunuz. Yok kesinlikle. Yani Reşit 33 yaşında. Olamaz yani, mümkün değil. Verilen çocuklarınız şu anda kaç yaşında Navroz abla tahminen? Şu an onların yaşı herhalde 25-26 yaşlarında olması lazım. 25 ve 26 yaşlarında. Zaten ben İslahiye'yi aradım. Saat 8 ile 8.30 arasında bana bütün bilgiler gelecek.
Erkeği şeye verdiniz, Slahiye'ye verdiniz. Kız evet. da Adana'da kaldı. Adana'da değil, İzmit'e verdi. Ya yani onu da İzmit'e. Evet. Ya peki şimdi burada saçma olan bir şey ben, var. O normalde senin kız kardeşin ne diyor? Benim kızımın diyor. Öğretmeni var diyor. Evet. Onlar Adana'da mıydı o zaman? Hayır, hayır yok. Hayır. Oradaydı. O söyleyemiyorum. Hayır Esra ama Hanım. Arkadaşlar şimdi Navroz çocuk dünyaya getiriyorsa bu çocukları hani çocuğa da bakamayacağını alıyorsan diyorsan yakınından biri alır. O bölgede öğretmenlik yapan kız kardeş bak biri İzmit'e gidiyor biri Maraş'a gidiyor. Evet. Hani ben sanıyorum ki hani ilki Adana'da öğretmen var çocukları olmuyor. O bakamayacak köyde de ziyan olmasın okutulsun biz alalım. Sen kalkıp İzmit'e mi gittin? Ben İzmit'e öğretmen geldi buraya. Benim eniştede geldi. Altı gözde çocuğu aldı gittiler. Tamam yani o arabayla gelenler onlar mıydı evet, köye? Evet. Arabayla yani, gelenler kız aldı gitti. Kaç araba? Ondan sonra da bize de benim enişteye de telefon etti. Ben biletini kestiriyorum dedi. İzmit'e gelsinler dedi. Loterden imza versinler dedi. Yani imza vermek de kendi şeyin üzerine almanın uçu verdirtti. Yani hep akrabalarınız aracılık etti Navroz evet. abla. Evet. Bu fikri onlar mı kafanıza soktular? Evet. Yoksa siz çocuklarınızı vermek istiyor Yok, muydunuz? Yok hayır onlar şey yaptı. Pişman oldunuz mu çocuklarınızı verdikten sonra? Ya verdikten sonra tabii çok pişman oldum. Almak istediniz mi? Vazgeçtiniz mi? Ya almak da istemek şimdi şöyle bir şey. Ben zaten vekalet ona vermişim. Geri de bana vermezdin. Peşine de düşmedim. Ablanızla görüşüyor musunuz? Ablam vefat etti. Vefat etti. Evet. Yani vefat etmeden önce görüşüyor muydunuz? Görüşüyordum evine neye gidiyordum canım. Habarın neye alıyordum. Telefonda görüşüyor. Çok iyi diyordu. Okuduyor diyordu. Esra Hanım zaten kızla görüşüyoruz biz. Kız kardeşinizle görüşüyorsunuz. Evet, evet, o biliyor. Evet. Şu an zaten kendisi Ankara'da oturuyor. Evle. Görüşüyoruz yani. Ama yani... erkek bilmiyor. Erkek bilmiyor, erkeği zaten bulacağım yani. Ben o zamanlar 16 yaşındaydım. Şahit oldun mu o güne? Kardeşinin alınmaya geldiğine? Yok, görmedim. Arabayla köye gelmişler. Yok, görmedim. Zaten görseydim, şey yapardım. Ne yapardın? Karşı çıkardım. Dinler miydi annen seni? Vallahi ben hiç kimseyi dinlemezdim. Diyor ki ben o zaman görseydim karşı çıkardım diyor. Evet. Sen ikisine de mi şahit olmadın? Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kardeşim kaç yaşındasın? Ben 41, 77'liyim. Tamam abi diyebilirim sana. Bu yaşına kadar niye canınızın, evladınızın peşine düşmediniz? Ben kendisine söylüyoruz. Kime verdin? İslam. Tamam sen ama... diyorsun ben kimseyi dinlemezdim. Evet. Sen bireysel olarak madem o kadar kardeş canlısıydın niye düşmedin, niye takip etmedin? Ya ben aradım, sordum, kızı buldum. Aa hiç inanmıyorum, herkes hayatına bakmış. Kızı buldum. Eziyet çeken ancak o çocuklar olmuş. Kızı buldum, ben kızla görüşüyorum, kız benim yanıma geliyor, telefonlaşıyoruz. Şimdi İki tane çocuğu var. Bunu söyleyen kişinin durumunu da sana söyleyeyim. O da biyolojik annesini arıyor, verilen çocuklardan i̇nşallah her, biri. Yani inşallah bulur. Her iki tarafı da anlamaya çalışıyorsun. Bir evet. tarafta vereni, bir tarafta verilen çocuğun durumunu. İşte inşallah, maşallah diyoruz ama işte gel görün ki o geçmişte yaşanan yalan hayatların şeyini kim verecek? Yani bu veballer kimlerin boynuna? Bakın bir dünyaya geliyorsunuz bir yalan hayat üzerinize. İşte etrafınızda belirli kişiler var. Onları kendi kahramanlarınızı ilan ediyorsunuz. İşte hasbelkader ya öğreniyorsunuz ya insafa geliyorlar. 20-24 yaşında öğreniyorsunuz ki anneniz anne değil, babanız baba değil. Siz başka bir yerden getirilmiş bir çocuksunuz. Sonra 24 yaşından, 25 yaşından sonra kendi hikayenizin kahramanlarını bulmaya çıkıyorsunuz. Yani bu kimsenin üzerinde bir hak değil. Yani bir anne, bir babanın bile bunu yapabilmesi... O yüzden de zaten kanunlar bu kadar didik didik deşiyor bunları. O yüzden de diyor ki bu çocukların hakları korunsun. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.